İyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra bu akşam yeniden bir başka müzikoterapi ile karşınızdayız. Bir süre önce yine buraya konuk ettiğimiz çok değerli bir şairimiz, sevgili Mehmet Yashin'le bu akşam tekrardan birlikte olacağız. Tabii önemli bir gerekçemiz var. İki haftadır sanırım 9 Şubat 8.30'da AKM'de vereceğimiz konseri duyuyorduk bu aradan. Bu akşam bunun biraz detayına gireceğiz. Bu anlamda tabii konuyla çok ilgili olduğundan dolayı Mehmet Yashin'i tekrardan konuk almak istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Evet, geçen sefer zaten çok kısa bir program olabilmişti. Evet. Çok fazla birlikte olamadık. Evet. Bu akşam yeniden birlikte. Tabii, bu akşam önemli olan çok da güzel başladık. Tam 9'da evet. Şimdi sevgili Mehmet Yashin, bu yıl bilmiyorum, hani Avrupa'da Mozart yılı ilan edildi galiba. Evet, evet. Ve gayet güzel kutlamalar var. Yani biraz nükteli başlarsak. Benim gördüğüm kadarıyla 2005 sanki biraz Mehmet Yashin'in yılı gibi mi oldu? 2005 mi? 2005 mi? Ya bilmiyorum. Yani geçtiğimiz dönem içerisinde, yani işte bundan bir ay, bir iki ay öncesine kadar bayağı yoğun kitaplar geldi, antoloji geldi. Bir şeyler oldu yani sizin adınıza ama sanki. Ben hiç fark etmediniz. Yani çok da şaşırdım böyle bir değerlendirme yapmanıza. Hayır, veya benim kafamda böyle çok güzel gündeme geldi bayağı sanki Mehmet Yashin gibi. Oldu. Veya tekrardan yurda dönüp de o sıcaklığı hissetmek mi oldu belki acaba bilmiyorum. Belki Kıbrıs'ta bir zaman geçirdiğim için öyle algıladınız. Doğrusu benim için şahsen biraz sorunlu bir yıldı. Yani çok yolculuk yapılan, çok birbirinden farklı iş, proje ile ilgilenilen, çok farklı mekanlara, ülkelere gidip gelmek gerektiren, biraz zahmetli bir yıldı gibi geliyor bana ama bu dönemi Kıbrıs'ta geçirdik uzun bir aradan sonra. Eşim de işte çalıştığı üniversiteden izin almıştı bir buçuk yıllığına. Cambridge'de oturuyoruz aslında. İşte şimdi Temmuz'da bir buçuk yıl olacak. Temmuz'da geri döneceğiz tekrar Cambridge'e. Belki Kıbrıs'ta olmam hasebiyle böyle bir görüntü oldu, bilemiyorum. Yanılmış olabilirim ama İnşallah üretken, öyledir. Tabii biz sizin daha önceki yani birebir üretkenliğinizi göremediğimiz için. Belki yani, çok daha etkili olmuştur bu. O anlamadı ben öyle bir şey geldi aklıma. Öyle düşünmesine. Son olarak da bu CD belki de kafamızı sizinle çok yormamızdan dolayı bu fikri uyandırdı bizde. Evet, yani bu sizin bu proje ve bu CD'yi hazırlamanız aslında benim için çok hoş bir şey. Çünkü bu besteler, işte biliyorsun herhalde zaten konuşulacak, 78-86 yıllarına ait. Yani çok eskilere ait ama o dönemde malum radyolardan, televizyonlardan çalınamıyordu, CD'lere pek konamıyordu. 86'dan sonra da zaten bir beste yapılmadı. Yani 86 sonrası şiirlerden. Onun için bu biraz da nostaljik ve hoş bir hatırlayış diyelim. Hı hı. Hoş bir hatırlayış. Çok teşekkür ederim bunu yaptığınız için. Biz gayet büyük bir zevk aldık aslında evet. Bu işten ve bana şahsen ayrı bir keyif veren olayın paylaşılması aslında. Evet. Çünkü biz ülkemizde çok da alışık değiliz aslında. Yani örneğin bir ressamın bir eserini alıp da bir başkasının oldukça büyük bir profesyonellikle bir başka platforma taşıması pek görülmüş bir şey değil galiba. Biz bunu işte şiirde ve müzikte birleştirmeye çalıştık. Ben şahsen keyif aldım ve gurur da duydum böyle bir olaydan. Şimdi böyle çalışmalar yapıldığında hep bir sıkıntı oluyor. Geçmişte ben de yaşadım bunu. Şimdi benim ilk romanıma senaryo çalışmalarını yapmıştı bir iki kişi. Ya da işte hatta şiiri çevirdiklerinde bile bir başka dile. Hani İtalyanca bilmiyorum, anlamıyorum tamam. Ama İngilizce işte anlıyorsunuz tabii çeviriyi. Böyle tam sizin gibi olmuyor. Hani o senaryo benim tam da romanım değil diyorsunuz. Ya da o çeviri benim orijinal Türkçedeki şiirim değil tam diyorsunuz. Şimdi bu bestelerde de o var tabii. Ama bunu bir kabul etmek lazım bir defa. Yani ben bunu artık, bunlar benim şiirlerim gibi düşünmüyorum. Eğer öyle düşünseniz o zaman çok eleştirel olursunuz. İçinize sinmez bu iş.
Çünkü ben o şiirleri yazarken bir başka ses duydum. Tabii. Benim duyduğum bir başka ses var. Ya da işte bazı şiirlerde diyelim 4 tane kıta var. Halbuki sadece 1 kıtası ya da 2 kıtası. Şarkı yapılmış. Şarkı yapılmış. Ya da özellikle Can Tufan'ın yaptığı bestelerde bazı sözcüklerle oynanmış. Hı-hı. Hani ritme, müzikaliteye uysun diye bir başka sözcük koymuş benim şiirimin yerine. Ve dediğim gibi başka bir ses, başka bir şey o yani. O zaman tam da artık sizin şiiriniz değil, biraz herhalde şöyle düşünmek lazım. O şiirlerin esin verdiği bir başka yapıt o. Hani çeviri şiir bile artık size ait değil de çevirmene ait. Hı hı. Ya da o roman senaryoya uyarlandığı zaman artık film yönetmenine ait. Bu şiirler de artık bestecisine, yorumcusuna, icracısına, müzisyenine ait. Biraz öyle bakarsanız ve hani bu bana ait bir yapıtın esin verdiği bir başka şey diye bakarsanız o zaman çok hoş oluyor. Ama ben doğrusu itiraf edeyim, bir 15 yıl önce, 10-15 yıl önce böyle bakamıyordum çok. Yani hani senin olacak diyelim o film senaryosu ya da beste ya da çeviri, ama o öyle olmuyor. Öyle baktığınız zaman olmaz. Mutlu olamıyorsunuz. Evet. Ama hatta o bir başka sanat artık. İlk zamanlar işte aman birazcık da bozuldu falan gibi bir düşünceye kapılır mı insan yani? Şaşırıyorsunuz. Ben ilk bunları hatırlıyorum. 20 yaşlarında falan dinlediğim zaman birisi işte, hatta çok amatör besteler de vardı. Şimdi adını falan hatırlayamadım. O gençlik festivalleri yapılıyordu. Tiyatro günleri falan. Yüksek öğrenim gençliğinin birisi çıkıyor. Müziğe meraklı bir genç gitarıyla bir şiirin bestesini çalıyor. Hani burada yer almayan daha başka şiirde. Siz dinliyorsunuz. Şaşırıyorsunuz. O sözleri bir yerden biliyorsunuz ama başka bir ses yani. Ama işte. Belki de okuyucularda da mesela sizin şiir kitaplarınızı okurken size sizin duyduğunuz sesle yazdığınız şekliyle değil de o da daha farklı bir ses duyar belki de öyle okuduğu tabii. Zaman. Onun için o kadar da önemli olan aslında ateşlemesi bir şeyleri. Bence yani bir kıvılcım atması, ortak mal gibi bakmak i̇şte lazım. İşte o zaman herhalde. Kolektif bir şey olabiliyor öyle baktığınız zaman. Yani bir sadece bir esin veya sizin dediğiniz gibi bir kıvılcım işte paylaşılan. O zaman hoş bir şey çıkıyor. Evet. Şimdi 8 tane beste var bunun içerisinde. Bunların 7 tanesi bayağı eskiden yapılmış şeyler. Fakat biz bu çalışmaya başladığımız zaman yeni dokunuşlar da aradık aslında. Bu bende de oldu, sende de bunu paylaştık hatta bir ara. Ve sevgili Niyazi'ye rica ettik. Yani dedik ki böyle bir çalışma başlattık, yuvarlanıp da gidiyoruz. Hmm. Kar topu büyüyor. Sen de bir şey kat istersen de. Unutmadığım bir şey var, bayağı güzel seçti demiştin sen. Yani tam profesyonel bir insan böyle yapar. Niye acaba? Narı seçmişti. Birazdan onu örnek olarak sunmak istiyorum ben. Şimdi iki şey var. Bir tanesi seçtiği şiir, yeni seçtiği halde yine 1986 tarihli bir şiir. Yani dolayısıyla gerçekten o bütünlük içine girdi. İkincisi nar şiiri. Gerçi orada da nakarat bölümleri var şiirin. Onları kullanmadı. Evet, kullandım. Ama şiirleri siz incelik gösterip tam metin olarak CD'nin kitapçığında koydunuz. Dolayısıyla hani CD'yi alıp dinleyecek olan kişiler tam metnini de şiirin görmüş olacaklar CD'nin kitapçığında. Nar şiiri böyle şarkıya çok elverişli gibi. Yani ses açısından da elverişli gibi. Görsel imaj açısından da elverişli gibi. O nedenle bana ve kısa şiirde. Dolayısıyla hani uzun bir şiir seçip çok kesmek durumunda kalmadı. Yani nakarat kısımlarını şiirin sadece çıkardı. Tamam, onu hemen bir yapalım. Ardına yine konuşabiliriz. Peki.
Çok güzel oldu da başta herhalde sesi iyi alamadım diye öyle bir aksaklık oldu. Evet. Ama çok severek söyledim yani ben bu şarkıyı. Zannederim herkes de farkındadır bu bizimle beraber olan orkestra grup elemanları olsun, Osman olsun. Evet, çok hoş yani burada Niyazi Nasfoğlu'na da. Çok çok teşekkür ediyoruz. İzliyorsa. Gerçekten yüreğini tam olarak koymuş buraya. Nar, yani ben hiç düşünmemiştim nar diye bir şiir yazılabileceğini ama Osman bana Niyazi nar, narı besteledi dediği zaman algılayamadım da acaba doğru mu duydum diye.
Gerçi buradaki nar incitme işareti var. İki anlama geliyor galiba. Hmm. Onu siz açıklayın. Nar aslında tabii meyve olan nar işte bizim bildiğimiz ama sözcük kökeni Farsça bir sözcük. Ateş demek, yangın demek. Hani Osmanlıca'da külahlı A ile yazılıyordu nar. Ben de o şekilde yazdım onu. Aslında ben narı her zaman öyle yazıyorum şiirlerimde. Bilmem belki narlarla çok içli dışlı büyüdüğümüz için ve hep o bir yangın, ateş, alev gibi çiçeklenmesi. Ve yani yarıldığı zamanlar o ışık ışık, parlak, kırmızının parlak her tonunun evet içinden dökülmesi. Tabii tevekkelli değil, dinde, mitolojide de nar çok önemli evet bir figür. İşte bereketi, kutsallığı simgeleyen. İşte yani çağrışım zenginliği olan bir sözcük kültürel hayatımızda. Sadece Kıbrıslılar için söylemiyorum, bütün dünyanın kültürel hayatında. Ben her nar sözcüğünü duyduğum zaman ilkokul bir aklıma geliyor. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane diye bir bulmaca var. Veya bilmece diyelim. Çok hoşuma gitmişti benim. Ve ilk olarak hani birazcık zekanın böyle yazıda kullanılmasına orada tanık oldum ben. Bir şey anlamamıştım ilk. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Allah Allah, bu ne? Nar deyince de çok hoşuma gitmişti ve bu şarkıda da ilk onu hatırladım ben. O yıllara götürdü beni. Çok enteresan. Ben de hiç farkında değilim ama bereketin de simgesiymiş galiba nar. Doğurganlığın. Evet ve güney kesime geçtiğimiz zaman yeni yıl süsü olarak narlar gördüm böyle ve çok dikkatimi çekti ama bu şarkıdan sonra dikkatimi çekti. Şeyde İncil'de Maria Magdalena İsa'nın ayaklarına döküyor narları. Sonra evet biliyorsunuz işte Golufa içinde evet, narlar olan şeyler kilise evet kapısında da sunulur. Güzel ben, yani. Çok hoş. Ben kendi bahçemdeki narı hatırlıyorum baktığımda. Bizim de taşındığımız evde vardı. Çok da güzeldi. Ama hiç yiyememişti. Sonra 1995 yılında tekrar Osman'da doktorası için Ankara'ya gittiğimiz yıl Eylül ayıydı. Hiç unutmayacağım. Narlar bu kadar oldu. Ve hiç patlamadı o yıl nedense. Genelde patlardı. Ve öyle güzel nar oldu ama biz işte bir tane koparıp bırakıp alıp gittik. Bıraktık gittik. Geldiğimizde yine olmadı. O bir taneden bin tane olmuştu. Evet. Evet, çok kısa bir ara verelim. Evet, peki. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Yeniden birlikte olacağız. Halka hizmet için kurulan Çelebi Tavukçuluk, yurt dışından ithal ettiği damızlık civcivleri, veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin gözetiminde bilgisayara bağlı ısı ayarlı kümeslerde yetiştirmektedir. Kümeslerimiz tamamen kapalı, tamamen otomatik yemleme ve sulama sistemleriyle ve kameralarla takip edilen kümesler. Dışarıyla hiçbir bağlantısı yok. Kümeslerimizin hepsi otomatik bilgisayar sistemine ayrıca 24 saat kayıtlı kamera sistemi mevcuttur. ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olan tek tavukçuluk firmasıyız. Ayrıyeten Türk Standartlar Enstitüsü kalite belgesini de almış bulunmaktayız. Gönül rahatlığıyla tavuk eti tüketebilirsiniz. Sağlıklı tavuğu soframıza sunmak için özenle çalışan Çelebi Tavukçuluk, üretimin her aşamasında hijyen kurallarını eksiksiz uygulamaktadır. Çelebi Tavukçuluk, kalite ve lezzet sofralarınızda. Hey, telefonun kapalı olduğu zamanlarda seni kimlerin aradığını bilmek istiyor musun? Çok iyi olur. Peki nasıl? Anlaşılan senin Kuzey Kıbrıs Türksel'in kim aradı servisinden haberin yok. Yok. O zaman tek yapman gereken telefonunu 8784'e yönlendirmek. Hepsi bu mu? Evet, cebini arayanlar. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Anonsunu dinlerken Kuzey Kıbrıs Türksel kim aradı servisi, seni kim aramış, saat kaçta aramış, kaç defa aramış not etsin
ve sonra da kısa mesajla cep telefonuna göndersin. Yönlendirme numarası kaçtı dedin? İyi dinlemiyorsun galiba. 87, 84. Şey, dinliyordum da kaplumbağaya bakıyordum. Yuvasından kaçmış da. İçinden geldiği gibi. Doğanın yeni gücü. Yeni 4x4 Hyundai Tucson. Arayışlara son. Kuzey Kıbrıs Hyundai Genel Distribütörü ASOK Limited. İyi akşamlar. Mehmet Yashin'le birlikteyiz. Yeniden hoş geldin. Merhaba. Evet. Şimdi tabii biz bu projeyi gerçekleştirirken yaklaşık da galiba 7-8 aylık bir stüdyo çalışması oldu sadece. Öncesi de var. Keyif aldık. Ama sen ne hissettin CD'yi eline aldığın zaman? Bu arada Petek eline al. Kameralarımız da göstersin. Peki. Şöyle mi yapalım? Görelim deniz taşlarını. İsmini duyunca ne düşündün önce? Çok aslında Osman bir konsept oluşturdu. Evet. Yani deniz taşları diye bir isim buldu. Osman'ın kendi tasarımı bu. Evet. Üstelik o deniz taşlarının adını neden öyle koyduğunu izah da etti altında. Evet. Hani sadece hoş bir at bulmadı. Bir yaratıcı düşünce etrafında yaptı bunu. O aslında en hoşu belki de hani evet. Sidi'nin. Çünkü yani bir bağlamı var. Osman'ın kendi düşüncesine göre ve tasarımını da ona göre yaptı. Ayrıca o hem çok tasarım çok ustalıklı, bir taraftan da naif bir görünüşü var. O yanı hoşuma gitti. Evet. Yani ustalıklı ama naif. Parçaların bestesine, şiirlerin eski tarihli olmasına da yakışan bir şey. Şimdi beni burada heyecanlandıran şuydu. Az önce senin dediğin gibi özellikle işte 70 ve 80 arası mı diyelim ya da 80'lerin sonuna doğru uzanan bir yelpaze içerisinde yer alan şiirleri genellikle insanlar bestelemiş. Ve bunun 2000'li yıllarda tekrardan su yüzüne çıkarılmasını gerçekten ben çakıl taşına önce benzettim ama deniz taşı biraz daha estetik bir yakıştırma gibi durduğu için o ismi beğendik. Şu geldi benim aklıma, yani yıllarca belki de fark etmiyoruz ama bu taşlar çok böyle bozuk formlardan başlayıp işte çıkıntılı, mıkıntılı, ele batan bir taşken yıllar sonra feleğin zincirinden geçiyor, rüzgarlardan, yağmurlardan derken ve form işin içinde belki bir acı var aslında. Bir yerlere savrulma var, oradan oraya sürüklenme var ama o kadar güzel bir şekil çıkıyor ki ortaya. Bende de bu şiirlerin hem kendileri bu anlamda çok güzel hem de besteyle bu bağlamda yoğrulması bana bunu çağrıştırdı. Hatta önce seninle paylaşırken acaba dedim komik de olur muyuz? Yani böyle bir şey düşündük.
Çünkü sen bu konuda usta bir insansın. Estağfurullah. Yani kavram bulma, konsept bulma. Yok canım, en azından çok son derece beğendiğim... yaratıcı. Yani ne kadar sahici, ne kadar bütünlüklü bir iş olduğunu gösteren bir şey. Tasarımlarını yapıyorsun. Adını buluyorsun. Adını niçin bulduğun hakkında bir yorum, bir görüş ortaya koyuyorsun. Üstelik sadece koyduğun görüş değil. Biraz önce konuşurken sen su yüzüne çıktı dedin. Evet, evet. Yani çok içselleştirmişsin sen bu düşünceni. Sonra değişik bestecilerden aldığın besteleri de kendine göre yorumladın. Tabii. Onun için burada böyle hoş bir bütünlük var. Bir de yani hepsi de birleşince o da güzel oldu sanki. Değil evet. mi? Denizler. Bir de şey olayı var tabii. Biz CD'nin başından sonuna kadar elden geldiğince çok fazla elektronik ya da teknolojinin, günümüz teknolojisinin müzik anlamında tabii ön planda olmamasına dikkat ettik. Yani yine bir insan kokusu var içinde. Yani enstrümanlar büyük ölçüde insan tarafından çalınmış. Bu da aslında ayrı bir şey. Çünkü günümüzde pek bunu görmüyoruz. Yani işte bilgisayarlaşan dünyada bir yerde zaman zaman bilgisayarında tutsağı aslında olabiliyoruz. O da bize ayrı bir keyif verdi. Ve bir örnek daha. Rengi de sıcak. Evet. Evet, az önce sevgili Niyazi'nin bir bestesiydi. Yine buraya konuğumuz olan Ahmet Okan var. Çok güzel besteler yapıyor ve o da sizden etkilenmiş bir zamanlar. Mavi Ayrılık şiirini şarkıya dönüştürdü diyelim. Çok kısacık bir bölüm almış ama çok vurucu. Ondan bir örnek verelim. Ben mavi olurum.
Bu da çok böyle. Güzel. Ahmet Okan da çok tatlı tatlı yapmış bunu. Evet, burada da mavi sözcüğü çok güzel. Evet. Şimdi bu yabancılarda da blue dedikleri bir olay var. Hakikaten mavide öyle bir şey var mı yani? Hüzün. Tabii İngilizce'de çok daha fazla anlamlara gidiyor blue. Evet. Türkçe sözlükte o kadar çok anlam zenginliği yok. Tabii bu işte bazen de öyle oluyor. Şimdi bu mavi ayrılık İngilizce başlık olarak düşünülse çok daha fazla çağrışım olmuş oluyor. Ama herhalde var yani rengin kendisinden gelen. Her şeyden önce dünya masmavi herhalde. Onun için önemli ve güzel. Bu arada biraz önce arada konuşurken son projen var. Gene gitmen gereken. Ondan da biraz bahsedelim. Son kitap. Nerelere gideceksin? Hep gitmem gerekiyor. O yüzden mi mavi ayrılık geldi? İşte şimdi aslında hani bu 1,5 yıl Kıbrıs'ta biraz hani durma, dinlenme zamanı gibi hayal ettik ama işte pek de öyle olmuyor. Gerek ben gerek eşim sık sık bir yerlere gidip gelmek gerekiyor. Sizin bir de çok tatlı kızınız var. Ya. Kaç yaşında oldu şimdi? İşte 3 olacak neredeyse. 3 olacak. O bu kaçıp gitmelere ne diyor acaba? Çok uzun süre kalmamaya çalışıyoruz gittiğimizde. Ya benimle kalıyor ya annesiyle kalıyor. Şimdi babalık eski zamanlardaki gibi değil. Babalar da çok emek verdiği için baba. Çocuk şey olmuyor. Evet. Hem emek veriyoruz ama hem de aslında eskisi gibi de böyle çok sıkı fıkı da değil sanki insanlar. Çünkü herkesin bir işi var. Artık annenin de işi var, babanın da işi var ve çocuklar biraz da mesela beni gördüğü zaman ufak kızım biraz böyle rahatsızlığını bana birazcık acı çektirerek beni özlediğini bana böyle biraz sert davranarak gösteriyor. Onun için herhalde onlar da çok daha erken gelişir. Kişilikleri daha da erken oturur bu durumları yaşaya yaşaya diye düşünüyorum ben. Biz kendimiz bakıyoruz evde. Evet. Yani bakıcı falan da geliyor ama biz de evde çalışıyoruz, eşim de ben de, kendi ofislerimizde. O yüzden çok zaman geçiriyoruz ama dediğiniz gibi tabii bir taraftan da daha bağımsız bir kişilikte oluyorlar herhalde. Olurlar. Öyle. Evet. Son yayınladığınız herhangi bir kitap var mı bizimle paylaşmak istediğiniz? Antolojiyi son yayınladığım işte ama antoloji var. O birkaç ay önce, Kasım'dı galiba, Kasım 2005'te yayınlandı. Tükendi hemen bilmiyorum, gelecek yıl belki yeni basımı olur, bilemiyorum. Bu kitaplar son kitaplardan söz etmiştik. O yüzden son derken hani son birkaç yıl içinde çıkmış olan kitaplar. İşte bu Don't Go Back to Cairin ya aslında 2001 mi çıkmıştı? 2002 mi 2001 mi? Bunun yeni bir İngilizce kitap çıkması söz konusu. Yeni çevirilerle beraber. Hayır, yani eski tarihli çeviriler, buraya girmeyen, yeni derken 1977-1997 döneminden bir seçkiydi. Bu Taner Baybars'ın yaptığı çeviri. Şimdi bu kitap da tükendi aslında çok. Middlesex University Press basmıştı bunu Londra'da. Yani yeni baskısı belki Selected Poems, seçme şiirler gibi olur ve 1977-2001 dönemini kapsar işte yine Taner Baybars'ın çevirisi olarak ama daha yani yayıncıya teslim edilen bir şey yok. Teslim edildikten sonra da aradan 1-2 yıl geçtik. Ama bu çalışma var işte, bu İngilizce şiirleri, daha eski tarihli İngilizce şiirleri, daha derli toplu ve daha geniş şekilde İngiltere'de yeniden yayınlama. Ama Türkçe çıkan son şiir kitabım işte Adı Kayıplar listesinde Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. Zaten Taner Baybars birkaç çeviri daha yaptı. Bu kitaptan şiir yoktu burada. Onlar da girecek. Adı Kayıplar listesinde bu şiir kitabından sonra yeni bir şiir kitabı çıkarmadım. Şu anda çalıştığım bir şiir kitabı var, üzerinde çalıştım. Bilemiyorum, herhalde biz Cambridge'e dönmeden Temmuz'dan önce benim elimden çıkmış olur umarım, inşallah. Kitap bitmiş olur ama
hemen bu yıl basılır mı, ne zaman, nasıl basılır onu da çok doğrusu bilemiyorum. Bu kitapla birlikte Yapı Kredi bir de benim denemelerimi, konuşmalarımı, söyleşilerimi basmıştı topluca. 1978-2000 dönemi kozmopoetik adıyla. O hala piyasada işte. Onun o satılıyor. Yani şiir kitabı da o da. İstanbul'daydım bir hafta kadar, 5 gün kadar önce. Yani hala duruyor vitrinlerde. Demek ki şey... Yalnız Adam Yayın Evi'nden çıkan roman daha sonra çıktı. 2003'te çıktı. O son roman Sınır Dışı Saatler. Fakat Yapı Kredi kadar iyi değil onların dağıtımı galiba. Onun için onu pek etrafta göremedim. Halbuki tükenmedi de işte. Sınır Dışı Saatler'de son romanım. Şu anda yaptığım bir roman çalışması yok. Aldığım notlar motlar dışında hani şu olur şu tarihte teslim ederim diyebileceğim bir şey yok. Şöyle bir baktığım zaman hepsi böyle dikkat çekici. Kapaklar da güzel. Kapakları konusunda senden yardım alırlar mı yoksa? Yok canım hiç öyle bir şey yok. Mesela son antoloji kapağından şimdi televizyon ekranından şey söylenir mi? Yani yayıncımla, her zaman yayıncılarımla çok saygılı ilişkilerim var. Evet. Bazen yazarlar sürekli yayıncılarından şikayet eder ama ben yayıncılarımdan şikayetçi değilim. Ancak son kapak konusunda benim tereddütlerim olmuştu. Çünkü akademik bir çalışma. Son Kıbrıslı Kıbrıs Şiir Antolojisi, Diller ve Kültürler Arası bir Edebiyat İncelemesi. 3000 yıllık Kıbrıs Edebiyat Kültür Tarihini ele alıyor şiirden hareketle. Ve benim İngiltere'deki master doktora çalışmamın tezli bir kitap. Yani evet. 200 sayfalık filan. Bir sunuşla, benim aslında akademik çalışmam olan bir sunuşla. Ve şu anda Kıbrıs Üniversitesi'nde, Rum tarafında ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde işte Kıbrıslı Türk Edebiyatı dersleri, Kıbrıs kültürü derslerinde kullanıyorum ders kitabı olarak. Hani kapağının rengi ve yazılarının daha değişik olmasını düşündüm ben. Hani biraz daha akademik gibi. Hani şu İngiltere'de Middlesex University Press'in bastığı Stepmother Tank kitabı gibi hani University Publication, üniversite yayın evi olunca ama bu tabii üniversite yayın evi değil, Adam Yayın Evi neticede bir edebiyat yayın evi. Onların kendi kitap tasarımları var, kendi grafikçileri var. Yani ne oluyor? En fazla belki renk konusunda bir fikir söylüyorsunuz. O renk konusundaki fikir de her zaman geçerli olmuyor. Evet. Yani mesela şimdi bu kapak çok renkliydi. Çok renkli bir kapaktı fakat yayın evi Middlesex University Press bu şiir kitabını çok renkli basamayacağı için, hani maddi olarak maliyet artırılacağı için ve kendi diğer kitap dizilerine uygun olmadığı için böyle bastılar. Sonra şiir kitaplarını bu ebatta basıyor Middlesex University Press. Yani evet. Herkesin kendi ebatı var. Mesela şu ebat da Yapı Kredi'nin ebatı. Evet. Hatta bunlar da renk konusunda bile, bu kitapta da Kıbrıs Şiir Antolojisi'nde de yayıncımın seçtiği renk çok fazla... Eskiden daha fazla söz söylüyordum aslında. Bir de o var. Ben de vazgeçtim. Tabii ki de söylemek rahatlatıyor da insanı. Yani o konuda kafanızı yormuyorsunuz fazla belki de. Daha mı proje söylüyordunuz? Öyle mesela şu Kıbrıs Şiir Antolojisi. Hani bunun bu antoloji aslında daha önce 1994 ve 99'da basılan iki antolojinin genişletilmiş çalışmasından oluşuyor. Yani ilk defa ortaya çıkmış değil bu kitap. 94'te ve 99'da basılan şu, orada görülen şu sarı kapak, Kıbrıs, eski Kıbrıs Şiir Antolojisi'nin kapağı. Bu kitabın birinci bölümü. Orada renk konusunda fikir verdim kendilerine. Doğrusu istemedim şey olmasını. Hani mesela mavi renk olmasın lütfen dedim. Ya da şey olmasın işte. Çünkü hani bir Yunan şeyi de var ya mavi renkte. Şimdi eski Kıbrıs deyince sanki sadece antik Yunanmış, eski Yunanmış gibi oldu. Çok sıcak bir renk ama yani. Evet, güzel fakat düşünmüşsün. Ben sadece yani mavi olmasın dedim. Neyse, onlar öyle baksınlar. Granit tasarım programı yaptık biraz bir an için. Ama bu ciddi bir sorun biliyor musunuz? Ciddi, çünkü çok fazla şeyiniz olmuyor. O tasarıma uymanız gerekiyor. Şimdi yeni hazırladığım şiir kitabından söz ediyoruz ya. Ben şimdi gözümün önüne bir şeyler getiriyorum. Ama hangi yayın evine vereceğinize göre
tekrar o şiirleri gözden geçirtmeniz lazım. Çünkü şimdi adam yayın evi bu ebatta basıyor. Yapı Kredi bu ebatta basıyor. Middlesex University Press bu ebatta. Şimdi o şiirler o sayfa şeyine başta göre bölünüyor. Ya da oraya bir görsel bir şey koyacaksanız düşünmeniz gerekiyor. Yani bir sorun. Epey problemmiş yani. Evet. Her neyse. Konuşulmaya değer. Açtırtmayın kutuyu, söyletmeyin. O yüzden kötüyü mutluyuz yani. Grafiği de biz yaptığımız için. Tabii ben onu çok çok o sevdim. Yüzden evet. Böyle her şeyle size ait bir şey evet, defalarca vurguladım ya. Evet. Peki şimdi evet, roman ya da şiir hepsi neticede çocuklar gibi ama böyle çok ne bileyim gurur duyduğunuz mu diyeyim ya da aman ne güzel tam işinize sinen bugüne kadar ne oldu bu ürettikleriniz arasında? Gurur duyduğum mu? Yani yazacağım şeyden çok yazacağım hoş... şiir kitabından ha, gurur duyuyorum. Yani bir işte zamanlar ölmeden önce yazacağım. Yani bu şuna benzer. Sana en çok hangi besteni beğeniyorsun dediklerinde ayırım yapabiliyor musun? Yapıyorum. Dört ya, numara. Evet. Hayır yani öyle bir şey yoktur. Yani birinci sıra diye değil ama böyle hani insan sanki böyle ne bileyim çok büyük bir sıkıntısı vardı da onu yapınca böyle inanılmaz bir yük kalkar üzerinden. Başka yani bir sıkıntı geliyor o zaman. Başka bir sıkıntının yükünü kaldırmak için başka bir kitap yazıyorsunuz. Evet. Bir de ben artık bu kitaplar benden uzaklaştı biraz. Yani benim dünyamda olmayan şeyler, o bana ait değilmiş gibi geliyor hatta bazen bana. Niçin? Ya benim küçük kardeşim yazmış gibi diyeyim. Yani, ya da benim tanıdığım ve sevdiğim birisi yazmış gibi. Yani insanlar da mı değişiyor demek istiyorsun durmadan, yoksa çok mu geride kaldı bunlar artık? Ya, değişiyoruz tabii. Her gün bir başka birisiyiz. Peki, o zaman bir şarkı arası yapalım. Yine konserde seslendireceğimiz ve sizde yer alan bir numaralı şarkı. Ölüm duyurusu. Peki. Bu da Osman'ın bestesi. O kim? Tanımıyorum sıcaklığını da.
şu dallar karanlık. Seni beklerken devler gelirdi, periler, cinler. Buz tutan bir kutuptun, içeriye bakmadın bana. Kokunu tanımıyorum, sıcaklığı. Geçen bir arabaydı, çamur sıçratarak çocukluğuma, bana egzoz dumanların kaldı kornaların. Güzel. Elinize, dilinize sağlık. Sizin evet. Kalemine sağlık. Kaleminize sağlık. Yüreğinize evet, sağlık. Niyazi'nin ve bestesi ve bu beste son. 2005 ürünü. Evet. Evet ama 86 tarihli. İşte şey o yüzden herhalde. Çakıl taşı zaten. Veyahut deniz taşı. Deniz taşı evet. Evet. Keşke bir başka daha çalsanız. Konuşmak yerine dinlemek iyi oluyor size. Çalarız tabii ki. O zaman benim ilk yaptığım bir besteyi çalalım. Bunu birçok arkadaş yapmış galiba. Ben yaptıktan sonra öğrendim. Hatta geçen gün sevgili Ahmet Okan'a dinlettim ben CD'yi. Uzunca bir süre sakladım aslında onda. Sürpriz olsun diye. Ama dedim artık konser geldi çattı. 9 Şubat'ta konserimiz var. O yüzden dinleteyim. Ve şöyle dedi bana. Benim yaptığım da buna çok benzerdi dedi ve bu bana daha da ilginç geldi. Ben yani, bilmiyordum onun da yaptığını ilk kez evet, duyuyorum. Ben de bilmiyordum. Can Tufan yapmıştı benim evet. bildiğim kadarıyla. Herhalde Sevgilimin Türküsü, Sevgilim Ölü Asker'den söz ediyorsunuz. Evet. Evet, Can Tufan yapmıştı. Hı-hı. Başka bir kişi i̇şte daha. İşte Ahmet Okan da yaptım dedi. Bir iki kişi daha var. Sanırım Toz Hakkı mı? Yok. Olabilir. Daha amatör birileri de yaptı galiba. Hı-hı. Sanki ben böyle yıllar önce bir gençlik konserinde dinlemişim gibi geliyor. Neyse. Evet. Demek ki ilk yapılan belki de bu. Herhalde. Çok etkilemişsin o dönemde yani bence. Ki herkes bu şiiri sevmiş. Belki de herkese aynı duyguları yaşattığı içindir. 78. 1978. Evet. 19-20 yaşında. 19-20 evet. yaşında filan demiştim. Ne güzel. Evet sevgili Petek. Türküsüydü deniz, sevgilimin türküsüydü deniz, mavisi ne demir, demir attı savaş, sevgilim ölü asker, ölü asker. Thank you.
türküsüydü buğday. Sevgilimin türküsüydü buğday. Altın bakışlarına kelepçe vurdu sabah. Bu da böyle bir duygu yoğunluğu. Şimdi tabii sen de bilmiyorsun ama ben de bilmiyorum. Biz uzunca sayılabilecek bir süredir bu konser için hazırlanıyoruz ve bir grup meydana getirdik. Ve en beğenilen parçalardan birisi bu. Tabii CD formatıyla konser formatı biraz değişiyor. Şüphesiz. Yani az önce söylediğin işte şiiri yazıyorsun, birisi alıyor onu, bir şekle büründürüyor. Şimdi bir de o bürünen şekil de başka bir şekil alıyor aslında. Dolayısıyla çakıl taşları yuvarlanmaya devam etti. Dolayısıyla en son durdukları nokta AKM sahnesi olacak galiba. Evet. Yuvarlanarak. Ve bu çok beğenildi. Özellikle kemancımız tarafından. Çok da inanılmaz lirik bir solo yapıyor burada. Senin için de bir sürpriz olacak aslında. Öyle. Kaydediliyor mu AKM'de olacak olan? Edeceğiz. Çünkü edeceğiz. Bazen konser kayıtları, ben çok seviyorum. Stüdyo kayıtlarından ben çok daha seviyorum. Enteresan tabii. Oluyor. Tamamen canlı olması zaten ayrı bir güzellik. Evet. Ve çok iyi olacağını düşünüyorum. Bizim Okyanus diye bir projemiz var aslında. Ben ona proje diyorum, grup demiyorum artık. Böyle bir isim bana daha doğru geldi. İlk olarak 2000 yılında oluşturduğumuz ben, Petek, Hüseyin Örs, Kadir Evre, böyle bir de Hüseyin Kırmızı, çekirdek olmak üzere sürekli böyle etrafına belirli soslar katıyoruz. Mesela bu son çalışmada sevgili Eralp 15 yıl aradan sonra davul aldı. Öyle ve mi? Bu proje vesile oldu aslında. Ve yeniden hayata döndü müzik anlamında. Bu da ayrı bir sevindirici taraf. Güzel vesile. Mustafa Fegan, az önce söylediğimiz kemancı arkadaşımız katıldı son olarak. Ve Okyanus daha da büyüdü aslında geçmişe göre. Okyanus anda oldu yani. Adına evet. Layık. Evet. Uğur'umuz var. Unutmayın. Uğur katıldı. Uğur Güçlü. Geçen hafta program konuğumuzdu. Vurmalı yani çaldılar. Sizin çalışmalarınızı hiç ziyaret edemediğim için aslında bu televizyon karşısında bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ve özür diliyorum. Hiç önemli daha değil. Fazla gelip ilgilenebilmeliydim ama İşte sen biliyorsun en azından. Biliyorum, çok biliyorum. Buralarda çok değildim. Burada olduğumda da inanılmaz bir yoğunluktaydım. Hiç biraz şey oldu böyle. Ama o tarafı belki de daha güzel. Ben de öyle olmasını isterdim. Sürpriz olması belki daha iyi. Evet. Yani mutfağı da görmek ayrı bir keyiftir ama hiçbir şey bilmeden orada CD'dekinin de dışında bir şeyi görmeniz bence daha da heyecanlı olur. Evet, konserden sonra bu arkadaşlarla tanışıp, çünkü evet, bazı evet. Arkadaşları zaten tanımıyorum. Zaten çok farklı gelecek eminim size. Çünkü şimdi burada bunu bu kadar yalın söylemek, ben çok daha farklı bütün parçaların akışı, her şeyi bence güzel bir sürpriz olacak o size. O nedenle sordum orada kayıt yapılacak mı diye. Yapacağız, hani, yapacağız. Hem görüntü hem de ses kaydı. Çok iyi. Olmasını düşünüyorum ben şahsen. Olacak da çünkü buna çok önem veriyorum ben. Osman'ın sürprizleri. Hatta Dombula'da düşünüyoruz. Vallahi.
Evet, ya, Osman gerçekten. Sürpriz. Bu arada sevgili Petek, afişimizi de şöyle kaldırıyor. Şöyle. Cicili bicili. Tutayım. Evet. Bu bunu tasarım da Osman'a ait. Evet, bu, yani bu da. Bütün bu laflar, evet. Bu tasarım. Evet. Ya eşinizin her parmağında bir marifet var. Tabii ben çok sönük kalıyorum yanında. Estağfurullah. Yok doğrudur. İşte ben de kilo alarak o açıyı kapatıyor. Açıyı kapatmaya çalışıyorum. Peki, şimdi bu gerçekten bu proje bizi çok çok keyiflendirdi, çok zevk aldık ve sizin de bundan keyif almanız bizi daha da aslında keşke mutlu daha etti ve daha da gelebilseydim o çalışmalara, o stüdyo kayıtlarına, bu arkadaşları tanıyabilseydim ve ben de bu işin keyif yanını daha çok çıkarabilseydim. Bir veya iki var çalışmamız mı? Daha olacak. Aslında geleyim bir önümüzdeki cuma evet. Çalışıyoruz. Tamam onu konuşuruz. Uygunsa bekleriz. Tekrar telefon edince Osman, ha defterde şu gün şu vardı, şu saatte oydu, buydu diye bin bir şey çıkarırım değil mi? Yok, geleyim ben gerçekten. Bak halkın önünde de söz vermiş oldun. Vallahi bunlar hep kaydediliyor. Evet, kaydediliyor. Peki o zaman programı kapatıyoruz hemen hemen. Sen istersen konser çağrımızı yap, ondan evet. Sonra bir iki sözcükle kapatırız. Evet. Gelecek hafta 9 Şubat Perşembe gecesi çok sıcacık bir ortama davet ediyoruz hepinizi. Tamamen Kıbrıs malı diyeceğim. Her açıdan, her yönden. Onun için herkesi 9 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Saat 8.30'da. Gönlümüz açık onlarla. Evet. Peki. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür yine ediyorum. Yine seni yorduk buralara katıldın. Estağfurullah. Ben çok memnun çok oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bütün bu güzel gece, bu güzel besteler, bu CD'ler, her şey için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir kıvılcım başlattığın için. Estağfurullah. Kıvılcım sizden geliyor. Sizin sesinizden o yangına dönüyor. Sağ olun efendim. Öyle. Peki ben çok teşekkür ederim ve bundan sonraki çalışmaların da aynen bu tempoda ve bu güzellikte gitmesini temenni ediyorum sizin İnşallah. Adınıza. Evet sevgili seyircilerimiz, çok güzel bir geceyi yine burada istemeden noktalıyoruz. Ama bir şeyi müjdeleyerek noktaladığımız için de mutluyuz. Konserimize bekleriz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.